Kendime özel bir Türk kahvesi yapıyorum arkadaşlar. Kahvem oldu. Cennet Kafe'de güzel bir kahve içip işlere devam arkadaşlar. Burada da balık biberi yapacağım arkadaşlar. Bir kavanoz doldurdum. Bir kavanoz daha yapacağım. Vurmak yok arkadaşlar bizlere. Kahvemizi içtik. İşimizin başına geri döndük arkadaşlar. Biberlerimi bir güzel yıkadım. Biberlerimi yıkadım güzelce. Saplarını kestim. Ocağımı yakıp tavaya koydum arkadaşlar. Güzel bir balık biberi turşusu yapacağız. Sirkem burada. Sıvı yağ, tuzu, sarımsağım, şekerim. Bu kadar arkadaşlar malzemeleri. Biberlerimi yıkadım güzelce. Saplarını kestim. Ocağımı yakıp tavaya koydum arkadaşlar. Biberlerim gayet güzel közleniyor. Köz tadı aldığı zaman turşunun lezzeti artıyor arkadaşlar. Geçen sefer sırf yeşil biberden yaptım. Bu sefer karışık olmuş biraz kırmızı biberle yeşil biberi karışık yapıyorum arkadaşlar. Tadı aynı, değişen bir şey yok. Görüntüsü güzel oluyor bunun, kırmızı yeşil. Biberlerim közlendi. Onları çıkarıyorum buraya. Tavamızı koyuyoruz. Biberlerimizi koyuyoruz. Biberlerim oldu. Altını kapatıyorum. Onları da çıkarıyorum arkadaşlar. Harika közlendiler arkadaşlar. Burada da tavamı yıkayıp şöyle güzelce, burada biberlerimi tekrar kaynatacağım tavayı yıkayıp arkadaşlar. Tavamı yıkadım. Burada da sıvı yağım arkadaşlar. Bu bir bardak alıyor. Büyük su bardaklarından arkadaşlar. Şöyle sıvı yağımı koyuyorum. Sirkemi de açalım. Sirke de koyalım arkadaşlar bir bardak. Sirkemizi de koyduk. Bir bardak sirke, bir bardak da sıvı yağ koydum. Biberlerimi içine attım. Sarımsaklarını veriyorum. Bunları da doğradım. Şöyle bir kaşık tuz veriyorum. Şekerini vereceğim arkadaşlar. Bu da bir kaşık. Böyle. Biraz kaynayacaklar. 1-2 dakika arkadaşlar. Çok değil. Biberler közlenince pişti. Dağılmasını istemiyoruz. Sade lezzetlenmesi için bunu yapıyoruz. Sirke yağıyla. Üç-dört dakikada böyle sirkeyle sıvı yağ, sarımsak, şeker, tuzunla şöyle bir kaynatıyorum biberleri. Fazla değil arkadaşlar. Lezzetlensin. Hemen kavanozlarına dolduracağım. Balık biberi turşularım oldu arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi harika, lezzetli bir turşu oldu arkadaşlar. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Turşularımın kapaklarını da kapattım. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldıracağım. 1 kilodan 2 kavanoz çıktı arkadaşlar.